Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Arkadaşlar, sabah erken saatlerde çiftliğe geldik. Biliyorsunuz teyzemin orada çalışıyoruz. Şey yapıyoruz, baretken mermerlerden. Çocukları da okula bıraktık sabah. Geri dönüşte bir komşumuzu arabaya aldık arkadaşlar, bakın. hayatımın şokunu yaşadım. O komşumuzun ineği kızgınlığa gelmişti ve Hüsnü de, bizim deli tosun Hüsnü de tohumlamıştık. Ben onu unuttum, öyle gitti. Dedi sizin buzağı da doğdu dedi, işte Hüsnü'den olan buzağı. O da izliyordu Hüsnü'yü. Böyle şok oldum, dedim erkek mi oldu? Evet dedi, tosun yaptı dedi. Resmi var mı dedim. Var dedi, bir gösterir ki. Yani ey Allah'ım, Hüsnü bir daha dünyaya gelmiş ya. Çok güzel bir buzağı. Çok benziyor. Şimdi abim de gördü resmini. Abim de kahkaha attı resmen, nasıl oldu böyle diye. Hüsnü'ye en çok benzeyen şu anda o komşumuzun buzağı. Dedim yani bir çılgınlık yaptım dedim. Satarsanız alırım dedi. Şu anlık öyle bir şey düşünmüyoruz ama olursa haber veririz dedi. 40 günlük de olmuş. Abi nasıl Hüsnü'nün bebeği? Bebeği çok güzel. Aynı Hüsnü. Benziyor değil mi çok? Evet. Ey Allah'ım. Ben şaşırdım yani kafa yapısına. Aynı değil mi o şeyleri? Aynı var, beyazları aynı. Beyazları, meyazları parça parça. Yani ne bileyim. Ama kırmızı o hayvan yani. Siyah olsa da. Hüsnü de kırmızıydı. O gittikçe. Siyah olacak o zaman. Tabii tabii. Hüsnü de izlesene şeyini. Tamam, uyaralım hocadan ya. Dedim ama bakalım dedi. Sıcak bakmadı. O da seviyor ya. O da şimdi Hüsnü hayranıymış zamanında. Hüsnü'nün oğlu diyor bu. Satarsa alırız ama. Sanki de bir dedi yani, düşündü. Olabilir dedi. Olursa dedi haber ederim dedi. Bir de 40 günlük oldu arkadaşlar yani şurada. Aynen. İçerik bu. Hüsnü'nün yaşayan bütün çocuklarını çiftliğe getireceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda Hüsnü'nün dışarıda bir oğlu bir kızı var. Ama doğacak olanlar da var köyde. 3-4 tane inek tohumlamıştık. Burada da bir oğlu var. Dışarıda bir oğlu bir kızı var. Hepsi de tanışta yani. İstesem alabilirim. Duruyorlar. Lan sen. Sen saman mı yiyorsun sen ya? Seni çıkarmadık bugün he. Yağmurlu gibi o gösteriyor. Yani yağmurlu göstermiyor da hava serin. O yüzden çıkarmadım Zühtü'yü. Onu alırsak ona Hüsnü koyabiliriz abi. Benziyor ya babasına çok. Narini de soruyorsunuz. Narini de göstereyim sizlere. Biraz kirli. Bugün yıkayacağım onu arkadaşlar. İnşallah bir aksilik çıkmazsa ot da almam lazım geçenki gibi. Yani babam bir yandan biçiyor. Ben taşıyıp hayvanlara yediriyorum işte, bakın. Şu hani izlemeyenler varsa izleyebilirler kanalımda. Eğer yetiştirirsem narini güzelce yıkayacağım, doğuma hazırlayacağım. 9 ay 5 gün oldu tam. 5 gün yukarı geçti. Annem dedi ki o gider bir 5 gün daha, tam 9 ay 10 günde doğumunu yapar. Hayırlısından doğursun da gerisi önemli değil. Bakalım bizim kızımız ne yapacak? Tosun mu yapacak? Düve mi yapacak? Merakla bekliyoruz. Yani tosun olsa iyi olur. Çiftliğimizde kalır yani. Ne bileyim. Şeyi de yonca soruyorum arkadaşlar. Yonca. Dün Başar abi de sordu. Tarlada daha biçilmemiş yani. 3,5 lira demiş abi. Adam 3,5 lira demiş. Ama nakliyesi çok tutuyormuş. Gene geliyormuş burası fiyatına 5 liralara. Buradan almam daha avantajlı diyor. Allah'tan bir komşumuz daha bahçesini biçmemize izin verdi. Şu anda bir aylık bir şeyimiz var. Hayvanlara biçip yedirebileceğimiz bir yer var. O da bayağı iyi oldu. Yani çok sevindim o işe arkadaşlar.
Bir iyi haber daha var. Koyunlar artık yaylaya gitti. Bundan sonra köy bizim artık. Öyle de abi. Bundan sonra yeni mera kapıları açılıyor arkadaşlar. Hem de bir iki aya otlat, yani hiç sıkıntı yok. Her taraf ot kabaracak, kalkacak. O iyi haberi de vereyim sizlere. Tamam. Makineye de hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Aman kırmayın. Bir viyandot yumurtası galiba. Bir ördek yumurtası da burada. Ördek de koyacağım makineye. Evet. Bakın viyandot yumurtası. Çok güzel. Makineye ördek, tavuk, bıldırcın ve hindi koyacağım arkadaşlar. Yine dağıttılar her tarafı. Burayı da temizleyeceğiz de işimiz yoğun. Müsait bir zamanda yine altını temizleyip güzel saman, talaş bir şeyler buraya sereceğiz. Tamam be ya, tamam, bir konuşturtmadınız be kızım ya. Gidiyoruz arkadaşlar. Akşama doğru gelip paşaya malez yapacağım. Buzlukta kasaptan alınmış et var. Yani et dediğim ıskarta et. Böyle kasaplar alıyor, İşte atıyorlar ya etin. Böyle siserini falan deriz biz. Yağ, mağ bir şeyler. Buzluk ıskarta mı? Yok, direkt kaynatacağım. Çıkarsaydın herhalde. Çıkarayım mı? Teyze. Yusuf sadesi miydi? Gelin de abi köpeğini al da gelelim teyze. Küçük doğdu. Tam da kapının önünde yatıyor. Toparlan deme, şimdi toparlandı yani. Şimdi tam günlü olmamış mıydı? Bir iki gün erken doğdu ya. İki gün şöyle bizim 10 gün erken doğdu. Ama kilo olarak zayıf yani, ne bileyim. Ultrasonda 2.900 çıktı, 2.5 kilo geldi. Küçücük bir şey ya. Ne abi, Ray çok hoş geldi. Saçlı saçlı. Kalk. Saçlı mı? Bizde de ilk defa saçlı oldu. Dinleyin seni. Ben ona kalk desem ısıracak beni. İyi yaptın Ayşe'cim. Ben de çıktım arkada. çıktım. Yalın içeri çay için ha. Koyayım oraya bir şeyler. Çay içelim de sana. Tamam. Ayşe, çok da zahmet vermeyelim sana. Süt mü getirdin? Aleyküm. Ya abi elinde yine diyor. Aleyküm selam. Evet Hacı Mustafa. Hoş geldin. Abi buranın ustası kim? Belli değildi. Buraya her gelen usta. Yani her gelen bir akıl veriyor mi? Yani. Ya hayırlısı akıl olsun. Akıl vermek değil, yapma yapıyorlar. Ha. Akıl herkes verir. Ya olacak da vereceksin. Olmayan akıllı nasıl vereceksin? Ya olduğu kadar verecek ha. Yani akıl, adamda akıl olmadı mı nasılsa. Akıl edene mi dedi? Bilmiyorum. Aramadın mı onu? Engin abi sen alacak mısın? Yok abi. Şimdi adamda akıl olacak da verecek sağa. Eğer adamda akıl olmasa nasıl verecek sana? Yok. Abi ne çekiyor Engin abi? Abi Engin abi yiyecek. Çeksene Engin abi. Senin şu anda seni çekiyorum. Samet, sığırlar ne oldu? Sığırlar birbirini yiyorlar Ali abi. Sonra sen orada şey... ...giysin o karı, yok tezermiş, yok mezermiş. Yadı vardı o sığır. Tezek nedir oğlum? Ama argo konuşma ya. Az ama... kibar ol. O nasıl? Dediğine kaka derler. Nasıl kaka? Ya kaka. Yok ya Engin abi, sığırın bir hasiyeti şerefi var, onun da içine etti. Yani şey, ne tezek mi? Tezek. Etme ya. Abına baksana ya. Etme ya. La sığır boku çekelim de. Bu hiç kılavlanmamış Engin abi ya. Yok, hiç yok. Yontulmamış bu ya.
Bu biraz medeniyetten uzak. Allah Allah. Görüyorsun da vurgulu da diyor yani. Ha. Ay. Engin abi sürpriz yaptı dedi. Dedim ki gaz koydun mu kuluçka makinesine? Dedi annesi çıkardı. Dün çıkarttı. Dün mü çıkardı? Ey Allah'ım ya Rabbi. Kaç tane çıkardı? 10 tane çıktı. Öldü. Maş- öldüler, öldüler. Öyle mi? Bunu da ölmesin diye aldım orada. Sen kendin bakarsın. Bu şimdi var ya peşinden ayrılmayacak Engin abi. Benim de vardı aynı. Makineden çıkardım bir tane. Dedi ya buradan da vurdular onu. Hmm. He? İyi gelmişim onu. Seviyor musun onu? Engin abin de, Engin abiyle de bir gün röportaj yapacağız arkadaşlar. Engin abinin de merakı farklı. Gazları var, bir sürü havuz yaptı onlara. Çok güzel. Bir tane onu kurtarabildin he? Yok, yine yumurta var. Ha, yatan var mı hayvanlar? Var, var, var. Onlar çıktı mı alacaksın o zaman annesinin altında. Tek alacağım. İyi be. Dün gece bir şey. Seviliyor bu hayvan işi ya. Arkadaşlar videoya pek giremedim. Abim rahatsızlandı sabah. Geldi gitti. Bugün normalde ot almaya gidecektik ama burayı ben tamamlamak zorunda kaldım. Bugünlük işi. Şuradan şuraya kadar. Ve saat geçti baya. Ama bugünlük işi bitirdik burada. Abim de alev ateş yanıyormuş. Eniştem diyor ki çarptı onu burası. Yapar yapar. Şeydir. Bura çarpıyor mu enişte? Çarpıyor. Burası çeryan yapıyor. Oluklama böyle gider. Çeryan yapar. Bak ben ne giydim. Evet. Sabah zaten gelirken dedi midem bulanıyor bilmem ne. Buraya geldi yapar, hepten. Yapar. Baksana bak esiyor. Esiyor şu an esiyor aynen. Ama neyse bugünlük işi de hallettik çok şükür. Güzel güzel. Güzel oldu. Olacak yani tam derzi falan güzel vurulsun. Elinize sağlık. Derzi falan vurulsun güzel olacak. Ben gidiyorum enişte. Nasılsın anne? İyiyim yavrum teşekkür ederim. İyiyim elhamdülillah. Bu abime ne oldu anne ya? Ne bileyim ona da üzüldüm hasta oldu yavrum. Ona da üzülüyor musun? Niye üzülmeyeyim? Benim uşağım, yavrum benim. Bir tek bana değil yani, ona da üzülürsün. Ya, bu parmakların hangisi kessen acımaz? Hepsi de yavrum. Ne olacak? Hastaneye de gitmez. Başında ateş var, el ayağı buz gibi ateşi var demek. Ya sabah gittik oraya ya. Zaten giderken bile diyorum midem bulanıyor, bir şeyler bir şeyler. Yine öyle. Gittik işte döndü geri, orada az bir şey şap attı. Ben de ot alacaktım. Dedim erken orayı bitiririz de ot alırım, köpeklere malez yaparım. Ama olmadı. Bugün ot mot alamayacağım. Aşağı gideceğim. Ancak hayvanları şey yaparım, köpeklere malez pişiririm. Et var. İsmail abi getirdi diye kasaptan öyle. Şey etleri. Geri et. Onları hallederim. Bu yani. İyi olsun. Onları yap yeter. İndin baktın mı ona şimdi hiç? Baktım. Kombos da istedi. Hanımı getirdi ona. Hanımı da bebeğim zırıydı. Su istedi getirdim ona. Yatıyor öyle işte. Oğlum dedim ona herden git şeye. Abim de çok ilgi bekler değil mi? Çok bekler. Nereye? Git dedim acile de dedim. Gene bir şey verir sana ilaç. Ay. Gitmez ki ihmalın tek oğlum gitmez. Korkuyor iğneden. Allahu ekber, la ilahe illallah. İyi, koldan korkmuyorum da kalçadan korkuyorum. Kalçadan da yapma eyler ki yani şimdi iğne. Olacağın çok ağır işte, hasta da kalçadan... Ya, yok. İğneden adam korkar mı? Bana benzemedi yavrum. Ben? Sen korkmazsın, vurulursun yavrum. Ya işte mecbur vuruluyoruz. İlla ki bir tiskinti oluyor ama yani öyle gitmemezlikle yapmam. Vurulurum mecbur. Ben kendi kendime iğne yaparım. Kendi kalçamdan iğne yaparım. Bu arada arkadaşlar annem köyün hemşiresidir. İğnelik işi olanlar anneme gelir iğne vurdururlar değil mi anne? Evet. Herkes evet. İğne vurmuşsundur anne burada bu köyde. Çok.
Benim babam... Nerede öğrendin? İneklere vura vura mı? Yok, benim babam sığıydı şeyde. Askerde mi? Yok, tekelde çalışırken orada bütün herkesin iğnesini babam yapardı. O da sana öğretti. Ha. O da bana öğretti. Niye sen daha çok iğne vermedin mi doktor da bana demedin ki? Ondan sonra... İkincisi de şurada şuraya vuracaktı. Şimdi o zamanlar da enjektörler kaynatarak... Babana dedim ki bana doktor çok iğne verdi, ben bir yere gidemem. Sen bana dedim iğne yap. Baktım yaptı, güzel yaptı. Babam da yapıyor yani. Açıdan başlattın. Tamam, şimdi ikiniz de yapıyorsunuz. Rahmetli babam çekerdi. Erkek gelen erkeklere babam yapıyor iğne, bayanlara annem yapıyor. Şimdi bak ya oğlum, aynı zamanda sana ki hemşire, yüksek hemşire gelinimiz var. Ondan sonra doktor amcamız var. Onları biliyorlar canım. Yok tamam da öyle. Öğrettiler sorduk. Şimdi bir şey diyeceğim. Hadi lafım ağzım. Bir şey diyeceğim ama ne unutuyorum işte. Neyse tamam. Ben gideyim o zaman. Hadi tamam, unuttuysan. Tamam anneciğim, hadi güle güle. Ben diyetteyim bu arada. Onu da açıklayacağım şimdi takipçilerime. Anne 80 kiloyu aştım gidiyorum. Bak ben sana diyeyim. Oğlum sen... iyi bakıyorsun. Ya iyi bakıyorsun. ama... Yani iyi bakıyor beni, tamam sağ olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Ama belim ağrıyor anne bak. Ben de aynı oturup kalkamıyorum fazla kiloda. Ağır bir şeye tartıldınız mı? Herkes için. Kilo anne, ben evlendiğimde 60 kiloydum, 61 kiloydum. Bak abim 63 kilo. Çubuk gibi. Ha şimdi daldan dala atlar. Niye abinin ben atlarken kilo... aşağı düşerim ha şimdi. Peki niye abinin kilosu yok da senin var? Onun metabolizması hızlı çalışıyor. Benimki çalışmıyor. O yüzden diyet yapmam lazım. Düştük yollara. Çiftliğe doğru gidiyoruz. Hayvanlar dışarıda. Gidip bir an önce hayvanlara malez pişirmem lazım köpeklere. Bu arada şeyin üstünü bakın. Babam biçmeye başladı şuradan. Biçiyor. İfteri. Otuyla kapatacaktık ya hani. Kamelyamızın üstünü. İfteriliğimiz de burada. Onun üstünde tamamlayacağız. Diğer tarafa da dikenli tel çekeceğiz. Neyse onları şimdi anlatmama gerek yok zaten. Zamanı geldi mi göreceksiniz. Ot çok güzel geliyor şu anda. Hayvanlar buraya girse var ya. Anam. Böyle görüyorum. Benim de içim gidiyor ama yapacak bir şey yok. Biçip yedireceğiz. Hayvanlar dedik de hayvanlar... neydi onun adı? Şaşkın kaçmış. Tel örgüden dışarı kaçmış. Sadece o. Babam gitmiş yerine atmış onu. Beceriyor yani. Şaşkın bu kaçma işini bayağı iyi beceriyor. Gidelim aşağıdan devam edelim. Bakın neyle karşılaştım arkadaşlar. Hayvanların benden haberi yok. Aha. Şaşkın gördü beni. Şaşkın keyif yaparken yakaladım onu. Gördünüz. Şimdi diğerlerini de çekeyim sizlere. Diğerleri otluyor. Yanına giderdik ama rahatsız etmeyelim, hayvan yatsın ya. Aha orada. Aha hayvancıklar. Linda lan Vera. Bana havlıyorlar. Onlara şu an tek kafamdaki şey onlara yemek yani. Şunda et var.
Bunu şimdi kazanda kaynatacağım köpekleri. Tamam. Katı yapıyorum ben malezi. Peynir suyuyla, ayranla ya da işte suyla, soğuk suyla açıyorum onu. Hemen de yiyebiliyorlar yani katı yapınca. Soğuk suyla açınca tam kıvam oluyor. Gidip gelip şuraya vuruyorlar şu gübre döktüğüm yere. Buranın otu yüksek biraz daha. Güzel. Serinden daha güzel otluyor hayvanlar. İşte şurayı diyorum. Şurayı tamamladık. Şeyi de şu anda paylaşmıyorum. Ördeki yapımını bitirince ona ayrı bir video. Yani başladık şu anda da bitirince nasıl başladık, nasıl çalışmalarımız oldu. En son hal işte ördekler içinde yüzerkenki haline kadar çekip öyle paylaşacağım. Şimdi iş planı yaptık. Şu anda şurayı tamamlıyoruz ama böyle yapamayacağız onu. Malzeme yok yani bu kadar malzeme çıkmayacak. Mecbur böyle kalvenizli dikenli telle yapacağız. Yapacak bir şey yok. İleride belki birisinden alırız yani parayla. Var çünkü herkesin böyle akasya ağaçlığı var. Alırız tamamlarız. Şu anda bizimki tükendi. Böyle geliyor. Dikenli tel. Sonrasında buraya kadar bitirdiğimiz zaman babam az önce gösterdim ya ifteri kesiyor. Bunun üstünü orada bağlıyor. Çok da güzel yapıyor onları. Bunun üstünü tamamlıyoruz. Bu eksiğimiz de bitiyor. Sonrasında ördek yerini bitirip sizlerle videoyu paylaşacağım. Paşası. Neyse bugün sinirletmeyeyim onu. Köpeklerimiz, ineklerimize de bir bakalım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız çocuklar? Kızlar. Zühtü'nün kardeşinin videonun başında söyledim. Şu anda 40 günlük olmuş. Hüsniye babasına çok benzeyen bir tosun buzağı. 40 günde bakmış onu komşumuz. Ama satmaz herhalde. 40 gün bakıldıktan sonra buzağı satılır mı zaten? Bak bak bak. Kızgınlıkla. Bunu atlamaya çalışıyor. Gördünüz mü? Ne yapayım kızım? Şunları sen başta gösterseydin. Şimdi çoktan doğum yapmıştın. Ne edeyim ben sana daha? Dediğim gibi 40 günlük. Bunun arasında bu 2 aylık olsa 2 ay geçti bu ya. 1 ay falan var herhalde aralarında bununla. Ama alırım yani. Verse alırım. Diyeceksiniz sen de ne yapıyorsun kardeşim? Nasıl alıp bakacaksın diye. Sütten kesilmiş hali ise alırım yani. Sütten, yani süt yemeyecekse alırım. Bahçeye bunlar da böyle bir grup büyürler. Nasıl olsa kışa kadar vaktiniz var. Kışında satarım gibi olabilir. Yani şu anda her şey olabilir arkadaşlar. Bakalım. Durum ne gösterirse ona gideceğiz artık. Şu şey doğurunca neydi o? Narin doğum yapınca bayağı bir rahatlama olacak çiftliğimizde. Aşağı yukarı 20 litre bir süt gelmiş olacak. 20 litre süt de günlük 200 lira yapar. 200 lira da bizi bayağı rahatlatıyor aylığa vurunca. Yani çark tekrardan dönmeye başlayacak. Biz buradan bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. Hani cebimize buradan para girsin, evimizi geçindirelim. Hey! Şşt! Dur! Evimizi geçindirelim diye bir planlar artık yapmıyoruz. Gördüğünüz işte teyzemin orada işi. Yani bizim işimiz taş aksamlı olan şeyler. İşte kalabodur, seramik, mermer, antezit gibi patlatma taş, kayrak taşı falan filan. Var. Bir sürü taşı yapabiliyoruz. Oradan öyle öyle işimizi, evimizi geçindireceğiz. Yani şu inekler, şu hayvanları baksınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Onu söyleyeyim. Bunlardan başka bir beklentimiz yok.
Zaten bakın kurbanlıklar çıkacak. O da, ha, o da var. Bakın narin doğuruyor. Bunlar da çıkıyor gidiyor. Şu iki kurbanlık gidiyor. Belki sürmeli gidecek. Baktıracağız onun gebelik durumunu. Bu da çok büyük bir artı sağlayacak bize. Gider bayağı düşmüş olacak. Yani şu anda çoğunluk olarak zaten kurbanlıklara ben saman veriyorum. Önlerini hiç boş tutmamaya çalışıyorum. Yesinler, kilo alsınlar diye. O da büyük bir artı sağlayacak bize. Kurbandan sonra daha da güzel olacak. Bunlar da doğuracak zaten. 2 ay falan mı kaldı bunların? 2 aydan düştü ya. Yok, 2 ay kalmadı. 2 aydan düştü bunlar. Bunlar da devreye girecek. Sonrasında bu devreye girecek. Sonrasında ceylan devreye girecek derken gene eskisi gibi çok şükür hayvanlarımızı rahat, ferah bir şekilde bakabileceğiz. Değil mi kızım? Her şey size bağlı kızım. Hadi bakalım. Evet. Şeyi soranlar da olmuş. Ona da cevap vereyim. Sonrasında tavukların yanına gideceğiz. Merak ediyorum. Yumurtladılar mı diye. Yumurta biriktiriyorum. Kuluçka makinesini açmak için arkadaşlar. İnek satacaktı. Ne oldu diye. Evet, bir tane satacağız. Şunu bekliyorum. Sürmeliyi bekliyorum. Eğer kısır çıkarsa sürmeli. Veterinerle de görüşeceğim. Hani daha yapılacak bir şey yoksa. Bunu kasaba verebiliriz. Satabiliriz. Kurbanlık bilmiyorum şu anda. Bunu değerlendirebilir miyiz? Alıcı çıkar mı bilmem ama birinci planda bu diye hesaplama yapıyoruz. Ha, şu da var. Satarsak işte yoncaya da vermeyebiliriz parasını. Yonca pahalı. Gerçekten pahalı. Yani bunun parası bize alır belki 1,5 ton yonca. Yazık, günah. Yani koca hayvan 1,5 yonca alacak bize ton. Birazcık daha sabredeceğiz. Sabah da söylediğim gibi başka bir yerinde otunu aldık. Yani biçiyoruz. Taşıyoruz. Bugün de alacaktım. Babam biçmiş bayağı gene. Şu anda biçilmiş otu alayım buraya desem zaten 5-6 günlük bir otumuz var. Onları yerken devirden arkadan gelir sürekli. Biçilir, taşınır, biçilir, taşınır. Köyün çobanları da yaylaya gitti. Artık köy bize kaldı arkadaşlar. O da çok büyük bir artı bize. Yakında farklı farklı meralara, uzaklara gitme videoları da gelecek zaten. Bir anda işimiz çözülüverildi çok şükür. Bu durumda bu konuyu da böyle görmüş olduk. Soran arkadaşlar merakını gidermişlerdir. Allah'ım ya. Tavuklara gidiyoruz hadi. Tavuklara da gitmeden şurada biriktirdiğim yumurtaları göstereyim sizlere. Bakın. Ördek yumurtası var, tavuk yumurtası var. Burada böyle bir çekmece ayırdım onlara. Biriktirdiğim yumurtalar burada. Şimdi merak ediyorum. Yine yapmışlar mı diye. Ya şu ördekler de var ya. Hayırlısından bir yer yapsak bitse. Yerlere de şişt şişt. Yerlere bitse de atsak onları. Maşallah maşallah. Aha, iki tane viyandot yumurtası. Bakın şunun ikisi viyandot. İyi iyi. Bu normal. Aferin kızlar. Aferin size. Sular gene mahvolmuş. Bakın daha yeni koydum, doldurdum. Tamam. Sularını değiştireceğim. De şunları şey yapalım. Ha, ben bunları çıkarayım ya. Nasıl olsa bugün de geç kaldık zaten. Hadi koşun koşun koşun. Koşun koşun. Aynen öyle ya. Nasıl olsa akşam karanlıkta çıkacağız. O zamana kadar çoktan geliyorlar zaten. Koş kız. Koş. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada normal tavukların yumurtasından da koyacağım. Civciv isteyen varsa yani verebilirim uygun bir şekilde, pahalı olmamak şartıyla civciv satabilirim. Böyle 3 gün 5 günlük civcivler alabilirsiniz benden. Viyandotlar değil, viyandotları kendime saklayacağım. Zaten çıktıklarında belli oluyorlar. Onu da buradan hatırlatayım sizlere. Muhtemelen 5-6 gün sonra makineyi çalıştırmış olurum. Thank you.
Evet, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Videoyu kapatmadan da Narin hakkında bir duyuru yapayım. Keşke videonun başında yapsaydım. Muhtemelen birçoğunuz videonun burasına gelemeden sıkılıp videoyu kapatacak. Narin 3-5 güne doğumunu yapar. Diyorum ki, eğer gündüz saatine denk gelirse Narin'in doğumu, dışarıya alalım onu çimlerin arasına. Yerini güzel hazırlayalım, orada doğum yapabileceği, rahat edebileceği bir şekilde. Ve canlı yayın açayım YouTube'da. O atmosferi, o mutluluğu hep birlikte tadalım diye düşündüm. Nasıl olur? Bilemiyorum. Yorumlara yazın. İyi mi olur, kötü mü olur? Kimisi istemez. Kimisi sevinir. Yorumlara yazarsanız bakalım ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Bugüne kadar da hiç canlı yayında açmadım. Basit olduğunu düşünüyorum. Canlı yayın zaten orada var butonu. Canlı yayın başlat diye. O şekilde düşündük. Tabii doğum gündüz saatlerine denk gelirse, akşam olursa olmaz. Görüntü çok kötü olur. Ki zaten gündüz bile. Yani çok iyi değil video görüntüleri. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.